Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Büyük sahabi Muaz ibn-i Cebel, sonradan uzun yıllar sonrasında Amvas Tavunu'nda vefat edecek. Muaz ibn-i Cebel, Fahri Kainat'ın değer verdiği, Nebi'nin sevdiği bir zattı. İbn-i Cebel, o Fahri Kainat'a ait, o deme ait anlatırken bir dönemi, bir rahmet mevsimini anlatırken İbn-i Cebel şöyle diyordu: Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ahaze biyedi. Ondan bir rivayet, Allah Resulü onun elinden tutmuştu. Onun rivayetiyle aktarırsak, Nevi benim elimden tutmuştu da. Şöyle diyordu Fahri Kainat: Muaz, ya Muaz, vallahi inni la uhibbuk sümme usike ya Muaz diyordu. Ya Muazu vallahi inni la hubbuk sümme usike ya Muazu la teda'anne fi duburi kulli salatin tekul Allahümme e'inni ala zikrik ve şükrike ve husni ibadetik. Ravahu Ebu Davud ve Nesaiyyü bi isnâhin sahih. Muazu bin Cebel öyle diyor. Allah Resulü onun elinden tutmuştu bir gün. Sonra şöyle buyurmuşlardı ona: Ne bir devlet, ne büyük bir rahmet, ne büyük bir şeref. Şöyle demişti Muaz'a Nebi: Vallahi Muaz, seni seviyorum ben. Sonra sana vasiyette bulunuyorum, sana tavsiyede bulunuyorum Muaz. Her namazın akabinde şu cümleleri söylemeyi hiç terk etme, hiç unutma. Allah'ım, seni zikretmeye, sana şükretmeye ve sana güzel ibadet etme konusunda bana yardım et Rabbim. Bu duayı unutma Muaz. Muaz unutmayacaktı hiç. Nebinin vermiş olduğu o temeli, Nebinin verdiği o rahmeti Muaz hiç unutmayacaktı. Unutmayacaktır. Resulullah'ın kendisine tavsiyelerini hiç unutmayacaktı. Ne devlet demiştim demin Muaz'dan bahsederken, Hazreti Muaz'dan bahsederken, Allah Resulü demişlerdi ki seni seviyorum Muaz. Resulullah tarafından sevilmek, birçok sahabi Fahri Kainat'a fedake bi ebi ve ummi ya Resulallah
babamız, annemiz veya baban ve annem sana feda olsun ya Nebi diyeceklerdi de, bari kainatın bir Sa'd ibn Ebi Vakkas hakkında böyle bir cümlesi vardır. Ve sonra bazı sahabiye dediği, uhibbuk, seni seviyorum. Resulullah tarafından sevilmek, Resulullah tarafından muhabbet beslenmek ne devletmiş meğer. Sevdan anlatıyor bu hadisi açarken, Resulullah'ın bu vasiyetlerini açarken şöyle diyordu: Kana Resulullah aleyhissalatu vesselam اِذَا اِنْصَرَفَ عَنْ صَلَاتِهِ اَوْ مِنْ صَلَاتِ اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ثَلَاسًا وَقَالْ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. Buhari hariç Kütüb-ü Hamse'nin Kütüb-ü Hamse rivayet edeceklerdir. Şöyle diyordu Sevban, Resulullah'ın hizmetkarı Sevban. Bugün ne bereketli bir gün, Muaz'la açtık. Muaz'ın rahmetiyle açtık. Ve sonra Sevban geldi. Bir kenara geldi Sevban. Hadisini bize aktarıyordu. Sanki kuyuya kuvayı daldırır gibi. Rahmet alınsın, getirilsin gibi Sevban. Şöyle buyuruyordu: Fahri kainat namazlarından döndüklerinde şöyle diyorlardı: Allah'ım, sen selamsın, selam sendendir. Seni mübarek kılarım, seni unularım ya Rab. Ey celal ve ikram, güç ve kudret sahibi olan. Böyle diyordum. Ve Hazreti Ali sanki o mevsimden bir bahar bahçesinden en güzel kokulu gülleri devşirircesine Hazreti Ali geliyordu. Bir bereket gibi, sanki tepside, saksıda bir rahmet sunar gibiydi. Doğrudur, kışın en soğuk zemheririnde gün taşıyorlardı. Baharı saksıda taşıyorlardı sanki. Kalplerimize kararmış, gönlümüze bir rahmet gibi geliyordu Hazreti Ali kerramallahu vecehe. Öyle diyordu: Men kara ayetel kursi fi duburi salatil mektube kana fi zimmetillah ila salatil ukhra. Kim ayetel kursiyi farz namazların akabinde okursa Allah'ın zimmetinde, özel korumasındaydı diye namaza girinceye kadar. Sahabi Fahri Kainat Efendimizin kendilerine öğretmiş oldukları o hayatı yaşıyorlardı. Namazları rahmetti. Rahmet namazdı. Hayatları namazdı belki. Doğrudur. Yürüyüşleri rahmetti. Kur'an'ı yaşıyorlardı. Simalarından Kur'an'ı okurdunuz. Alınlarından Kur'an okunurdu. Yüzlerinden Kur'an'ın nuru okunurdu. Bir bereket vardı, bir rahmet vardı. Tıpkı Ukbe bin Amir-i Cüheni gibi, meşhur sahabinin dediği gibi, o bir tarafta Evsani Halil'i diyenlerin dediğinin dışında emarani Resulullah diyecekti. Bana Fahri Kainat emrettilerdi. Şöyle demişlerdi: Muavizatayn ve Muavizatayn'i her namazın akabinde oku. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyordu. Muavizatayn'i bilirsiniz. İki koruyucu sure, biri Felak suresi gibi, biri Nas suresiydi. Bari kainat, onu okuyun diyorlardı. Okuyorlardı, rahmet buluyorlardı. Rahmet kuşanıyorlardı. Bir merhametti Medine. Nebi vardı etraflarında, yanlarında, sağlarında, sollarında. Fahri kainatın etrafında bir rahmet oluşmuştu. Bir deryaydı sanki. Bir bahirdi Medine. O denizden, o kıyamustan birer kova alıyordu her bir sahabi. Evine götürüyordu, yüzünü yıkıyordu. Susadığında
O rahmet kokan nehirden su içiyorlardı, sonra o kuvadan yüzlerini yıkıyorlardı, bedenlerini yıkıyorlardı. Hadisler onları duruluyordu, tahir mutahhir hale getiriyordu. Hazreti Ukba anlatıyor. Cuhfe ve Ebu arasındaydık. Sonra korkunç bir rüzgar geldi birden. Resulullah'la beraberdik ya. Şiddetli kapkaranlık bir rüzgar geldi. Fırtınayla beraber karanlık geldi. Demek ki bir kum fırtınasıydı. Resulullah'ı gördüm. Felak suresini okuyordu. Sonra Nas suresini okuyordu. Sonra şöyle buyuruyorlardı ya ukbetu ta'avviz bihime keme ta'avveztu ev keme ta'avveze muta'avvizun bimislihime. Ukba benim Allah'a sığındığım gibi, Allah'a sığınanların sığındığı gibi, Allah'a sığın. Bir zulmet gördüğünde, bir karanlık gördüğünde, bir korku gördüğünde, yüreğine bir şey düştüğünde, Ukbe bunlarla Allah'a sığın. Beyhaki rivayet ediyor, Ebu Davud rivayet ediyor. Bir sevgi vardı, bir rahmet vardı. Nebiden sarkan gelen, bedenleri yıkayan, halas eden, hastalara şifa veren, alimleri sıkamından kurtaran, hastalara deva olan bir rahmet vardı. Nebinin rahmetiyle o, Bahri Kainat'ın rahmetiyle o. Ve Nebinin Bahri Kainat Efendimizin mübarek dudaklarından bir rahmet gibi tarihin siciline kaydedilen bu duaları, bu sevgileri sahabi adım adım getiriyordu. Her Medine sokağında, her Medine çarşısında, belki her Medine'nin metrekaresinde bir sahabinin ayağını bastığı yerde sanki bir hadis vardı. Gökte karan bekleyen bir fanusun içindeki ışık gibi sanki önümüze rahmet veren bir hadis vardı. Aydınlatıyordu, karanlıkları gideriyordu. İşte bakın Sa'd ibn Ebi Vakkas. Sonra büyük komutan, Kadisiye'yi kazaran Sa'd ibn Ebi Vakkas. Çocuklara öğretir gibi şu kelimeleri öğretiyordu. Şöyle diyordu Allah Resulü her namazın akabinde şöyle dua ederdi. Allahümme inni euzu bike minel buhli ve euzu bike minel cubni ve euzu bike en erudde ile erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min azabil kavr. Buhari ve Tirmizi rivayet ediyor. Şöyle diyordu Allah Resulü her namazın akabinde şöyle diyorlardı. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Malı çok sevmedir cimrilik. Allah'ım korkaklıktan sana sığınırım. Hayata çok düşkün olmayı kastediyorlar. Allah'ım çok yaşlanıp da fitneye düşmekten, ele ayağa düşmekten sana sığınırım. Allah'ım dünyanın fitnelerinden sana sığınırım. Kabrin azabından, karanlığından, kabrin fitnelerinden sana sığınırım Rabbim. Veya Ebu Bekre'nin rivayeti. Ebu Bekre. O babasından şöyle rivayet ediyordu. İbni Ebu Bekre, yani Ebu Bekre'nin oğlu babasından rivayet ediyor. Resulullah'ı gördüm. Namazların sonunda şöyle diyordu. Allah'ım afini fi basari, gözlerimi bereketli kıl ya Rab, güçlü kıl ya Rab. Siz o duayı ederken iki şeyi düşünün. Kalp gözünüzün inkişafını düşünün.
beden gözünüzün selametini düşünün. Allah'ım sana küfürden ve fakirden sığınırım. Fahri kainatı düşünüyor musunuz? Allah'ım sana küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Bir peygamber hakkında küfür düşünebilir mi? Küfür korkusu olabilir mi? Fahri kainatın hassasiyeti görüyor musunuz? Bize öğretirken nasıl öğrettiğini görüyor musunuz? Hakikati örtme korkusundan sana sığınırım Allah'ım. Fakirlikten inkarı götürecek olan, insanı Rabbinden uzaklaştıracak olan fakirlikten sana sığınırım. La ilahe illa en. Allah yoktur. İlah yoktur ancak sen varsın. Hiçbir ilah yoktur. Hiçbir Rab yoktur. Ancak Allah vardır. Deminki cümlemizi şöyle ifade edelim. Hiçbir ilah, hiçbir Rab yok. Ancak ve ancak Allah vardır. Celle Celaluhu. Ebu Umame el-Bahili, o başka bir güzel, başka bir rahmet, şöyle diyordu: kim her namazın akabinde veya salatul gada diyordu, sabah namazın akabinde la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mulku ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve ala kulli şeyin kadir mi'ete marre قبل أن يسمى رجليه كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال رواه الطبراني في الكبير والأوسط bu hadisi Tabarani rivayet edecek Kebir ve Avsat'ında. Şöyle diyor Fahri Kainat: sabah namazının akabinde, ama bütün namazların akabinde aslında söylenecek. Başka hadisler var bunu teyit eden. Kim Allah'tan başka Rab yoktur. Onun şeriki yok. Mülk onundur, hamd onundur. Dirilten o, öldüren odur. Hayır onun elindedir. Her şeye muktedirdir derse 100 defa. Hani ya en yusmiye ricleyhi, ayaklarını kaldırmadan önce oturduğu yerden, yani yerinden kımıldamadan. O gün o yeryüzünün en faziletli insanı olur. İnsanların en güzel amel işleyeni olur ki ancak aynı şeyi yapan veya daha fazlasını yapanın yapandan hariç olmak üzere. Yani ancak bunu söyleyen onun kadar amel işlemiş olur. Veya bunu biraz daha fazlasıyla söyleyen. Nebi rahmet dokuyordu. Fahri kainat kalpleri yıkıyordu. Namaz sadece bir eğilme değildi. Allah'la bir mükalemeydi. Allah'la bir konuşmaydı. Hali Rabb'e arz etmeydi namaz. Namaz bütün bedenin, gözün inkiyadıydı, secdesiydi. Alnın secdesiydi. Elin secdesiydi. Ayağın secdesiydi. Hani secde ettik alnımıza diyoruz. Yanlış diyoruz. Bütün vücut secde ediyor Rabb'a. Bir ilaha secde ediyor. Fahri kainat sabah namazını kıldıktan sonra insanlarla konuşmadan dönmeden öyle diyordu: Allahümme ecirni minennem. Tam 7 defa Allah'ım beni, Allah'ım bizleri ateşten koru diyordu. 7 defa üst üste. Sonra şöyle buyuruyordu: sen ölmeden önce bunu söyledikten sonra ölürsen Allah seni cehennemden uzak eyler. Sonra akşam namazından sonra söylersin insanlardan, insanlarla görüşmeden önce ne diyecektin? Allahümme inni es'elükel cenneh. Allah'ım senden cenneti isterim.
Ve sonra Allahümme ecinni minen nâr, Allah'ım beni ateşten kurtar yedi defa. Allahümme ecirni minen nâr, Allahümme inni es'elükel cenne. İki güzel cümle, senden cenneti isterim Rabbim. Ateşten kurtar beni Rabbim derse ve ölürsen Rabbim seni cehennemden azat edecek. Ahmet rivayet ediyor. Ebu Davud Nesai rivayet ediyor. İbn-i Mace rivayet ediyor. İbn-i Hibban rivayet ediyorlar. Gaflette olanlar, nefislerini unutanlar, nefisleri kendini unutanlar, kendilerine hayır getirmemişlerdir. Kendilerine ancak ve ancak şekva getirmişlerdir. Bir hüsran vardır hayatlarında. Tepeden tırnağa namazsız bir hayat, tesbihatsız bir hayat, zikirsiz bir hayat. Bana söyler misiniz? Ne mana ifade eder? Ne mana taşır? Allah'tan bigane olan bir hayat ne getirebilir ki? Hadis-i Kutsi'nin ifade ettiği gibi فَاِنْ زَكَرَنِي فِي نَفْسِي زَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَاِنْ زَكَرَنِي فِي مَلَئِنْ زَكَرْتُهُ فِي مَلَئِنْ خَيْرٍ مِنْهُمْ Buhari ve Müslüm'ün rivayeti, Tirmizi Nesai İbn-i Mace'nin rivayeti, Ebu Davud hariç kütüb-i sitenin tümünün rivayetinde bir Kutsi hadiste Mevlam Resulüne böyle buyuruyordu: kulum beni nefsinde içinde zikrederse ben de onu nefsinde zikrederim. Kulum beni halkın içinde zikreder, anarsa, beni hatırlatırsa, benden bahsederse ben de o halktan daha kıymetli bir cemaatin içinde onu zikrederim. Kullardan daha kıymetli cemaat kim olur? Tabii ki ya nebilerin ervahı olur veyahut da melekler olur. Allah'ı zikretmek tibbul kulubi ve devauha ve afiyetul ebdani ve şifauha ve nurul ebsari ve ziyauha. Bil ki Allah'ı zikretmek kalplerin tıbbıdır. Kalpler onunla şifa bulur. Devaudur. Hastalık varsa Allah'tan uzaklıktır. Tedavi Allah'a yönelmedir. Bedenlerin şifası Allah'ı anmaktır. Gözlerin şifası ve kalben nuru Allah'ı anmaktır. Kalpler Allah'ı anarken mutmain olur. Tenfericül kulubu biha. Allah'ı zikirle kalpler ancak sıkıntılar giderilir. Allah'ım, gözümüz kapatıp açıncaya kadar Rabbim, bereketin hakkı için Rabbim, mağfiretin hakkı için, rızan hatırı için ya Rab, bir an dahi bizi nefsimizle, bizi kendimizle, bizi kalbimizle, bizi fitneyle, bizi şeytanla meşgul etme ya Rab. Bizi kul eyle kendine ya Rab. Bizi bizden, bizimle baş başa bırakma ya Rab. Sen rahmet edersen ancak ve ancak kurtuluruz ya Rab. Bir gündü de Süfyan-ı Sevri Cafer-i Sadık'ın yanına giriyordu. Şöyle diyordu: ey Resul'ün oğlu, bana bir şeyler söyler misin? Aslında Allah Resulü'nün torunu diyecektir. Ama torun oğul diye ifade edilir ya. Resulullah'ın oğlu, bana söyler misin? Cafer-i Sadık şöyle diyordu: اِذَا تَزَاهَرَتِ الزُّنُوبِ اَوْ تَزَاهَرْتَ بِالزُّنُوبِ فَعَلَيْكَ بِالْاِسْتِغْفَارِ Günahları açıkça işlediğinde veya günahların açığa çıktığında istiğfar et.
Allah'tan mağfiret dile. Allah sana nimet verdiğinde faleyke bir şükrü, şükür et Allah'a. Ve izâ tezâretul humûmu fekul lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Gam ve keder gelince başına, hani ya, hani ya bir sıkıntın geldi ya. La havle ve la kuvvete illa billah'di. Güç, kudret, kuvvet Allah'a dönmektir. Veren sensin Rabbim, alan sensin Rabbim. Süfyan dışarı çıkıyordu. Cafer'den aracanı almıştı da öyle diyordu. Üç ama hem ne üç diyordu. Bana üç şey öğretti de ne üç şey öğretti öyle diyordu. Hazreti Davud dermiş ki ilahi, Rabbim, sahibim, melikim, muktedirim, sahibim sensin. İlahi ve keyfe eşkuruke ve şükri leke ni'metun min indike. Sana nasıl hamd edeyim, şükredeyim ya Rab? Şükür dahi senden gelen bir nimetken nasıl sana şükredeyim? Nasıl gücüm yeter sana şükretmeye? Şükür bile senden gelen bir nimetmiş. Senden gelen bir nimetken nasıl şükredeyim? Benden değil ki, o dahi senden. Allah vahyetti ona. El âne şekârteni. İşte şu anda bana şükrettin sen. Ne incelik ya Rab. Tenimize dokunan bir rüzgar gibi sanki. Ayrı bir vadide biz. Onlar ayrı bir vadide. Anlamakta zorlanıyoruz. Derinliği anlarken kuyuya düşercesineyiz sanki. Kılarken tam kılmak, tam kılmak, hakkını vermek, tadili erken ile kılmak, ruku ederken tam ruku, sücuttayken tam secde, kıraati tam kıraat yapmak. Abdullah el-Eşari anlatıyor, Ebu Abdullah el-Eşari anlatıyor. Allah Resulü'nü gördüm, bir adamı gördü de, rükunu iyi yapmıyordu da, secdesini iyi yapmıyordu. Vayan kurufu sücudi. Böyle yani hani ya gaga vurur gibi yere alnını koyup kaldırıyordu da Resulullah şöyle buyurdu. لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالَةِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدْ. Taberani rivayet edecektir bu hadisi. Şu adam var ya, şu namaz kılan şu adam var ya, böyle namaz kılmaya devam ederse Muhammed'in ümmetinin imanı üzerine ölmeyecektir. Ne ağır bir cümleydi biliyor musunuz? Ne kadar ağır bir ithamdı. Fahri kainat hak edene sürüyordu. Muhammed Mustafa'nın ümmetinin dışında bilmem şunu şöyle mi anlamak gerekiyordu. Peygamber cemaatinin, sahabi cemaatinin dışında haşredilecek. Böyle mi anlamak gerekiyordu? Yoksa İslam dairesinin dışında. Ben onu şöyle anlıyorum. Kamil bir Müslüman olarak haşredilmeyecek. Varın siz secdesiz kalan yüreklere bakın. Tam namaz kılmak, tam Allah'a dönmek, tam Allah'a inkiyat etmek.
Hazreti Enes İbni Malik'in bir rivayetinde Fahri Kainat şöyle buyuruyorlar: kim vaktinde namazını kılarsa, abdestini alır, güzel yapar, namazını güzel yaparsa bu onun için bir nur olacaktır. Huşu içinde kılarsa, secdesini tam yaparsa o yüzü bembeyaz çıkacak mahşer alemine. Allah ona şöyle buyuracaktır: hafazakallah keme hafaztani. Namaz ona şöyle diyecektir. Allah'a arz edilirken namaz şöyle diyecektir: hafizakallah keme hafiztani. Allah seni muhafaza etsin, sen beni muhafaza ettin koruduğun gibi. Kim vakitsiz kılarsa, vaktin dışında, çok geciktirirse yani, abdestini güzel yapmaz, namazını güzel yapmazsa, huşusuz kılarsa, rükuları iyi değilse, secdeleri iyi değilse, kapkaranlık çıkacaktır. Namaz diyecek ki: dayyakallah kema dayyahteni. Allah seni kaybetsin, kaybettirsin emri, sen beni kaybettirdiğin gibi. Sonra şöyle devam buyuruyorlar. Bu da Tabarani'nin rivayetiydi. Böyle devam ederken luffet keme yeluffus sevbul haliku summa durbe biha vecu. Sonra onun namazı elbisenin, eski pörsümüş bir elbisenin dönüldüğü gibi dönülür, adamın yüzüne vurulur, çarpılır yüzüne. Bu senin namazın. Kılarken dikkat ediyor musunuz? Kılarken namazınızı kalbinizle hesaplaşıyor musunuz? Benim namazımı Allah'ın katında nasıl kıymet görecek diye düşünüyor musunuz acaba? Mevlam namazlarımızı, Mevlam rükûmuzu, secdemizi secdelerden eylesin inşallah. Ben yetim kalmış gibiyim, ayaktayım ama ölmüş gibiyim. Dut yemiş bülbülüm, susmuş gibiyim. Al beni yanına ya Resulallah, bas beni vallahi istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.
Muaz'ın bin Cebel. Başka bir rivayette Hazreti Muaz, o şöyle diyordu: Resulullah bana vasiyette buyurdu. İbn-i Ebu Dünya rivayet edecek. Cehil bir senetle, güzel bir senetle, itibar edilir bir senetle rivayet edecek. Muaz İbn-i Cebel'in rivayetini. Şöyle diyor Muaz, Hazreti Muaz, Resulullah bana şöyle buyurdu: اُعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ وَعَدُّدُ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى وَاِنْ شِئْتَ اَنْبَأَتُكَ بِمَا هُوَ اَمْلِكُ بِكَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ قَالَ النَّبِيُّ هَذَا وَاَشَرَ بِيَدِهِ اِلَى لِسَانِهِ. Muaz ibn-i Cebel diyor, Resulullah bana vasiyet buyurdu ve şöyle dedi: Rabbına ibadet et, sanki sen onu görüyormuşsun gibi. İhsan hadisini hatırlatan bir rivayettir bu. Sonra nefsini ölülerden say. Dinliyorsan Muaz, bütün bunlardan senin için daha iyi olanı söyleyeyim mi sana? Kendini koruma noktasında seni daha çok koruyan şeyi, koruyacak şeyi söyleyeyim mi? Ubudiyet. Sonra Allah Resulü diline işaret etti: dilini tut. Kainatı ifade eden, insanı küfre götüren şey dili değil mi? İnsanı izzetli kılan dili değil mi? İnsana dua ettiren dili değil mi? İnsana lanet ettiren dili değil mi? İnsanın sırrını söyleyen dili değil mi? Yılanı deliğinden çıkaran dil değil mi? Dostu düşman yapan dil değil mi? Şu dilden ne çekti insan? Bari kainat öyle diyorlardı. Nebi, rahmet peygamberim, dilini tutuyordu Resulullah. Şunu muhafaza et. Buna malik ol, buna mülk sahibi ol. Cibril hadisinde, Müslim'in ve diğerlerin rivayetlerinde Hazreti Cebrail Resulullah'a gelecek ve şöyle diyecekti: Enta el ihsan, nedir ihsan makamı? Allah katındaki en yüce makam: Enta abdallahi ke enneke tera fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor işte. Müşahede makamı bu. Ancak sıddıkların ulaşabileceği bir makamdı bu makam. Mevla'nın bu makamın lütfünden, bereketinden bizlere lütuflar buyursun. Ubudiyet en büyük makam. Hazreti Peygamber'den en yüce makamda bahsedilen İsra suresinde, Necm suresinde ve Cin suresinde bu makamlardan anılır. İsra'dan bahsederken abd der, İsra'nın birinci ayetinden. Vahiy makamından bahsederken fe'evha ila abdihi, Necm suresinin 10. ayetinde. Abdullah kalkınca tebliğ makamını anlatırken fâli kainat, dikkat ediyor musunuz? Resulullah'ın seçilip İsra'ya yükseltildiğinde ona kullanılan sıfat abd'tir. Vahiy makamında abd'tir, tebliğ makamında abd'tir. Kuldur abd. İbadet eden insan demektir. Lütfediyordu fahine kainata Rabbim. Allah'ı düşünerek, Allah'ın murakabesiyle insan ariflerden olur. Sen arif makamına, ariflerin makamına ulaştığın zaman insanların dünya ve ahirete en saygı olursun. Ne güzel demiş diyenler: El ilmu nehrun vel hikmetu bahrun vel ulema'u havlen nehri yatufune vel hukema'u vastal bahri yahudune vel arifune fi suhunun necati yesirune. Baştan sona rahmet. Ne güzel. İlim bir nehirdir.
hikmet bir denizdir. Alimler nehrin etrafında geziniyorlar. Hakimler hükema, yani güzel söz söyleyen, hikmet sahibi, güzel yaşayan insanlar, denize yüzenler, denizin içine dalıp yüzenler, yavusun, derinliğe dalanlardır. Arifler ise kurtuluş gemisinde denizin üzerinde gidenlerdir. Onlardan biri ol da hanginden olursan ol. Bu şu demek değildir. Bu şundan üstün müdür? Rabbim bilir kim kimden üstündür. Bir o bilir, bir o sahip bilir. Sahip sahip. Sen yüz orada, sen yürü orada, sen tavaf et orada. Nehir mi olursun, deniz mi olursun? Yeter ki ol onlardan birinden. Dışında kalma, felaket olur senin için. Allah Resulü'nün ifade buyurduklarını, Allah Resulü'nün açıverdikleri o kapıdan, namazlarını öyle kılıyorlardı. Namazları bereketti. Namazları rahmetti. Namazları güzellikti. Zenn-i Abidin vardır. Büyüklerden Hazreti Ali'nin torunu Zeynel Abidin. Hani abdest aldığında, namaz için hazırlandığında zaharal havvu vel vecelu ala vecihi, yüzünde korkunun işaretleri belirdi de, endişe ve ürperti belirdi de, ona sorarlardı neyin var diye, sana ne oldu diye sorarlardı. Şöyle diyordu: etedrûne emâme men seâkîf. Biraz sonra kimin üzerine duracağını biliyor musunuz? Biliyor musunuz biraz sonra kimin üzerinde duracağım? Allah'a inkiyat edenlerin, Allah'a boyun eğenlerin boyun eğdiği gibi, biraz sonra kimin yanında duracağım biliyor musun? Ya sen namaz kılan kardeşim, secdeye varan güzel kardeşim, kimin yanında secde edeceksin farkında mısın? Dünya geçecek farkında mısın? Bir Muhammed Mustafa'nın dergahında kaldı himmet biliyor musun? Doğrudur, doğrudur. Bereketliler vardır. Bereket vardır. Bu ayarda, yeryüzünün bütün mekanlarında kamil insanlar vardır. Güzel insanlar vardır, el öpülesi insanlar vardır. Merkez Muhammed Mustafa'nın Medine'sidir. Selam o Medine'ye. Selam o yeryüzünün en mukaddes toprağına. Biraz sonra İmam Malik'in dediğini derken söyleyeceğim bunu ya. Kalbin onunla olacak. Namazı Allah'la olacak. Namazı bitirdikten sonra, Rabbini zikrettikten sonra Fahri Kainat'ın şefaat edeceksin, isteyeceksin. Namaza Rabbinden başka şey düşünme. İçine vesvese mi girdi? Kabe'yi gözünün önüne getir, secde ediyorsun orada. Başka insanı düşünme. İnsan düşünme namazda. Hani kalbine geldi ayrı mesele. Ama kendin tefekkür etme. Rabbimin ayetinden başka şey düşünme. Namaz bu. Orta kabul etmez. Zalimlerden bir insan vardı. Dediler ki tabipler, bacağını keseceğiz senin. Hastaydı da, çok hastaydı. Hastalık ağırdı da, damarlarına kanına yürümüştü de, ayağını keseceğiz diyorlardı. Yapacaksanız mutlaka, ben namazdayken keser misiniz diyordu. Zaman uzak zaman, dayanmak mümkün değildir belki. O dönemlerde belki uyuşturucu yoktur. Hani vücuda zerk edilip de o insanın ağrı duymasını engelleyecek olan şey yoktu belli.
Yaptılar, öyle yaptılar. Namazdayken, secdedeyken ayaklarını kesiyorlardı da o fark etmiyordu da. Elini fark etmiyordu. Bir de şimdi düşünün. Ne hale geldik ya. Namazımızda namaz vasfı kalmadı. Namazdayken kollarımızdan karınca geçse farkındayız. Onların bacağını kesiyorlardı, elem duymuyorlardı. Namazları öyleydi, Rabb'e tam blaki oluyorlardı. Bütün vazgeçiyorlardı, kopuyorlardı sanki her şeyden. Namazları öyleydi. Biz, bir kulağımız haberlerde, bir kulağımız spor haberlerinde, başımız secdede, namaz bu mudur? Söyler misiniz bana? Olur mu böyle namaz? Rabbim kabul buyurur mu? Gerçi onun rahmeti geniştir. Bizim ne halde olduğumuz Rabbim iyi biliyor. Ama söyler misiniz? O namazı sen nasıl sayıyorsun? Kendi namazı düşünsene kardeş. Nasıl düşünüyorsun? Hazreti Muaz'a öyle diyordu Allah Resulü. Va'dud nefseke fil mevta. Aynı hadisin bir benzerini İbn Ömer'e söylüyordu. Kun fid dunya kenneke garibun ev abidu sebilin. Buhari'nin rivayeti. Dünya hayatında bir garip gibi ol ve yoldan geçen gibi ol. Bu nedenle bu hadisi rivayet eden Fahri Kainat'ın hadisini başka rivayetlerinde Resulullah benim omuzumdan tuttu da bana şöyle dedi. Dünya hayatında garip gibi ol veya yol geçen gibi ol. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadisi söylerken İbn Ömer bu hadisi duyan sahabi şöyle diyordu. İza emseyte felâ tantazir sabaha ve izâ asbahte felâ tantazir mesâe ve huz min sihateke li maradik ve min hayâtike li mevtik. Ne kadar güzel bir hadis. İbn Ömer'in sözü, güneşten ışık alan güneş gibi ışık vermezse dahi aydınlatır. Güneş o yakar, güneş o temizler, güneş o pak eder, o güneştir o. Ama ay ışığını ondan alır biliyor musunuz? Ay yansıtıcıdır, güneş açıkça verir. Ay ondan alır, dünyaya öyle ışık verir. Sahabi ay gibidir, Resulullah güneşti. Abdullah bin Ömer öyle diyor. Gecelediğinde sabahı bekleme. Sabah gelmeyebilir. Sabahladığında akşamı bekleme. Hasta günlerinde, sahaki günlerinde hasta günlerin için hazırlık yap. Hayatında ölümün için hazırlık yap. Akşam okuduğumda beni hayata bırakan bir hadis. Doğrusu beni hayli etkileyen bir rivayetti. Öyle diyor. Nebi-i Zişan ile buyuruyorlar. Tirmizi'nin Hasan olan o rivayetinden. Tirmizi öyle diyor. Resulullah şöyle buyurdu. Tirmizi'nin rivayetinde. اِنَّ اللّٰهَ عَزَوَ جَلَّ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنِ الدُّنْيَا عَبْدَهُ الْمُؤْمِنِ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيدَكُمْ اَتَّعَانَ وَالشَّوَابِ. Hani siz, bu rivayet Hakim-i Müstedrek'indeki rivayettir. Sahih-ül İsnad olan bir rivayettir. Senedi sahih olan bir rivayettir. Allah mümin kulunu dünyadan korur.
dünyanın malına, mülküne, belki zenginliğine bulaştırmaz. Ne gibi? Doktorun hastasını tedavi olsun diye ekmekten yemekten koruduğu gibi. Ekmek yemek bir faziletti belki. Ama doktor hastasını sever ya hani. Hastalığı ilerlemesin veya zararsa şayet şunu yeme, bunu içme der doktor ona. Tıpkı doktorun koruduğu gibi Allah da mümin ve salih bazı kullarını dünyaya bulaşmaktan korur. Hakikaten düşünmesi gereken bir hadistir. Baştan sona tefekkür ve tezekkür edilmesi gereken bir hadistir. Öyle diyordu Fahri Kainat. Dünya bana arz edildi. Betha-i Mekke'yi Allah altın yapmak, bütün Mekke'nin çöllerini altın yapmak istedi de dedim ki ya Rabbi velakin eşba'u yevmen ve ecu'u yevme. Hayır Rabbim dedim, bir gün aç bir gün tok gezeyim. Aç gel, aç olduğum günlerden tadarratu ileyke ve zekartuke, sana yalvarırım, seni zikrederim. Doyduğum günlerde sana şükrederim ya Rabbim. İşte bu hadis-i Tirmizi rivayet ediyor. Nebi, rahmettin sen Nebi. Merhamettin sen ey Resul. Dünyamızı yıkayan bir güzelliktin sen. Dostlardan bir güzel dost, bir bereket, Medine'den bir rahmet. Dedim ki ya Hazreti Peygamber'e neyil diye hep Medine hatırlanıyordu. Dünya hayatında gariplerdi, garip gibi yaşıyorlardı. Garip gibi yaşıyorlardı, garip bir hayatı içlerine nüfuz ettirmişlerdi. Güzeller ve büyükler, büyüklerin en büyüklerinden bir Sıddık vardı biliyorsunuz. Sıddıklardan bir Sıddık vardı, sadıkların başında olan Sıddık. Onun bir, Resulullah'ın bir sorusu karşısında söylediği bir cümle var ki, tefekkür ve tezekkür etmeye, bir hayat boyu düşünmeye değer, dost için fedai can etmek, dost için dosttan, gayrisinden vazgeçmek, belki bir aşaması dosttan da vazgeçmektir de, en büyük dosta varabilmek için. Ama en büyük dosta varmak için o dost Resulullah'sa, Rabb'e varmak için o dosta dayanıp yürümek lazım. O dostu geçmek mümkün değil. Fenafil Resul makamını veya fenafillah makamını ola anlarsanız yanlış yaparsanız. Fenafillah makamındaki hiçbir insan Fahri Kainat'ı haşa. Onu ola anlarsanız büyük bir hata, büyük bir cürüm işemiş olursunuz. Fenafillah makamı şu demekti ancak, Resulullah'ın gösterdiği çizgiden Cenab-ı Allah'ın kudretine bakabilmekti. O makamı Resulullah'ta yaşayanlardan biri Sıddık-ı Ekber'di.
dünya hayatında bir geçici yol gibi olsun. Bir Sıddık vardı. O rahmetti hakikaten. Resulullah'ın dergahında yetişmiş, o tezgahta eğitilmiş olan Sıddık-ı Ekber. Bir gün Fahri Kainan soruyorlardı kendisine, اَتُحِبُّ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا يَا اَبَا بَكِرٍ Ebu Bekir, dünyadan bir şey seviyor musun? Evet diyordu ya Resulallah, seviyorum. Allah Resulü soruyorlardı, neyi seviyorsun? Senin için üç şeyi, senin hatırın için ya Resulallah, üç şeyi senin için seviyorum. Onun dışında dünyayla ilgim yoktur benim. Onlar nedir ya Ebu Bekir diyordu. Nazar-ı ilayke, dünyada yaşamak istiyorum ki sana bakmaya devam edebileyim. Senin gül simanı görebileyim ya Resulallah. Ve gülüsü beyne yedeyke, senin yanında oturmak, önünde oturmak ya Resulallah. Ve infak-ı mali aleyke, malımı senin için harcamamdır. Doğru, sen Sıddık'sın, sen Habib'sin, sen Mahbub'sun, sen sensin işte, sen Sıddık-ı Ekber'sin. Dünyanın neyini seviyorsun dendiğinde, seninle ilgili olan her şey. Selam Sıddık'a, salat ve selam Nebi'ye. İnsanlarla yeniden beraberiz. Ramazan ayının birinci haftası o bereketli hafta başladık ve birinci haftayı bitirdik efendim. Hakikaten günler yağmur gibi öyle hızlıca gidiyor değil mi? Bugün böyle yorgun ve argın konuşuyoruz tabii. Seslerimiz bazen yetmiyor programlara. Çok yerde konuşunca çok yerde yoruluyorsunuz. Bizlere dua buyurun inşallah. Efendim inşallah Ramazan'ı bereketle atlatırız, berekete götürürüz. Annelerimiz hayra vesile olur inşallah. Mevlam bizlere, sizlere merhamet eder. Tabii geçen hafta biraz telefon almıştık. Bu gece, bu hafta telefon almayalım inşallah. Sevgili Hayrullah'ı da fazla yormayalım. Kendimizi de yormayalım fazla. Öyle gerekiyor. Akşam programlarımız var biliyorsunuz. Sadece etkinliklerle ilgili bir iki açıklamada bulunayım kısaca da olsa. Biliyorsunuz Ramazan bereketiyle geldi, rahmetiyle geldi, coşkuyla geldi elhamdülillah. Altınpark Anfa salonunda, Anfa'da daha doğrusu kitap fuarında ve Kocatepe Camii'nin kitap fuarında Ankaralıların kalbinin attığı yerler. Kültürel etkinlik tabii ki Anfa'da daha fazla. Ankara'nın merkezi olma durumunda bu güzel bir çalışma, güzel bir faaliyet. Bütün radyoların, kitap evlerinin kendilerini arz ettikleri bir yer. Dinleyicilerle, izleyicilerle insanların bir araya geldikleri güzel bir çalışma platformu oluşuyor.
Cuma günü, önümüzdeki Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bizim Asr-ı Saadet programlarımız var, biliyorsunuz. Tabii çok fazla şimdiye kadar bahsetmedim. O da benim bir eksikliğim aslında. İnsanlar kendi programlarını uzun uzun anlatırlar. Ama biz biraz az anlatıyoruz. Belki olması gerektiği için. Bakın bugün çok kişi aradı. İkinci gündür aslında arıyorlar. Çünkü reklamlarda fazla bilgi teferruat yok. Şöyle söyleyeyim. Cuma günü saat 13.30'da 13 demiş ama 13.30 olur ancak Cuma namazından dolayı. Ve saat 20'de iki seans halinde Medine'nin gözyaşları Fani Kainat Efendimiz'in vefatını anlatacağız inşallah. Neden? 3 program, 3 ayrı program. Talep öyle çünkü. Programlarımızı sonradan tanıyan binlerce insan bu programları görememişler, duymuşlar ama görememişler. Bu nedenle biz bu Ramazan'ın bereketini yeni programların ama çok eski programların yeniden hatırlanması olarak düşündük. Yeni programların değil eskilerin, yoksa ben doğrusu başka bir konuyu çoktan düşünmüş hazırlamıştım bu Ramazan için ama onu başka zamana erteledik. Belki 6 ay sonrasını ertelemiş olduk. Cuma günü saat 1 seansında, 1.30 seansında ve 8'de Resulullah'ın vefatı. Medine'nin gözyaşları dedim. Cumartesi günü yine aynı saatlerde saat 13.30'da ve 20'de akşam 8'de sevgili uğurlarken Nebi'nin vefatından sonraki aşamaları ve sevgiyi, sahabenin duyduğu korkunç yakan yıkan elemi, Resulullah gömüldü gömüleli ne olmuştu? Bunu anlatacağız. İnşallah anlatmaya gayret edeceğiz daha doğrusu. Rabbim izin verirse. Pazar günü ise ilk Asr-ı Saadetimizin ilk programını hatırlarsınız. 3 yıl önce Hazreti Ömer ve Şehadet demiştik. Hazreti Ömer ve Şehadet'ini hatırlayacağız yeniden. Bu nedenle programlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz artık. Gerek Kardelen Kitap Evi'nde, Hacı Bayram'da, Akça Kitap Evi'nden ve fuarda panel yayınlarından, Altınpark'taki fuarda panel yayınları var. Benim de kasetlerimin, CD'lerimin arz edildiği bir stand fuarın sonuna doğru efendim bunları bulmanız mümkün olabilir. Bu birinci nokta. O günler tabii programlardan sonra, şu anda tabii kalabalığı ve şartları bilemiyorum ama şartlar müsait olsa programlardan sonra hani salonda görüşmemiz zor oluyor. Çok büyük izdiham oluyor. Görüşmek istiyorsunuz. Mümkün olmuyor bu nedenle. Programlardan sonra programa katılan kardeşlerimden ricam fuara girsinler ve fuarda bizim panel standına, panel standında beni bekleyebilirler. Orada sohbet edebiliriz. Kitaplarımızı imzalayabiliriz. Bir rahatsızlığımız olmasa inşallah. Yine cumartesi günü bugün beni aradı sevgili dostum Abdurrahman Ömür Bey. Cumartesi sabahı benim televizyon konuğum olacak inşallah. Kanal A televizyonundan. Ve cumartesi akşamı, yani cumayı cumartesiye bağlayan gece konuğum olacak. O zaman cumartesi gündüzü saat 11 ile 1 arasında yine panel kitap evinin standında, panel yayınlarının standında Abdurrahman Bey de kendi kasetlerini imzalayacak. Bunu da duymuş olayım efendim. Tabii aynı zamanda çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba ayın 14'ü, yanılmıyorsam düzeltelim, 12'si mi? Ayın 12'sinde sevgili Ayrıca 12 diye işaret ediyor. 12'sinde inşallah geceleyin saat 8 civarında Hedef Radyosu'nun standı vardır biliyorsunuz. O standı olacağım inşallah. Radyo dinleyicilerimizden, gelecek kardeşlerimizle sohbet ederiz inşallah. Ayın 10'unda Hedef Radyosu'nun da gecesi var biliyorsunuz. Yine aynı saatlerde Altınpark B salonunda, yani Asr-ı Saadet programımızı yapacağımızın aynı salonda ayın 10 Kasım'da yine geceleyin bütün dostları, kardeşleri çağırıyoruz oraya. Bunlar etkinliklerdir. Bilgi vermem gereken, bilgileri vereceğimiz etkinliklerdi. Bu vesilelerle inşallah bir araya gelmiş olacağız. Birbirimizi göreceğiz. Birbirimize dua edeceğiz inşallah.
Şu anda benim hatırıma gelen, hatırladığım hususlar bunlar. Tabii yine o konuda geniş bir açıklama yapmadım bugüne kadar ama yaklaşık 2 ay içerisinde ben tabii teşekkürlerimi arz ederim. Biliyorsunuz kasetlerle ilgili şöyle bir açıklamada bulunmuştum ben daha önce. Gerek CD, gerek kaset, gerek VCD'lerin çoğunun piyasada korsan olarak bulunduğunu hem de geniş ölçüde bulunduğunu söylemiştim. Bu biraz İstanbul'da bir sektöre dönüşmüş maalesef. Bunun üzerine bizler korsan kasetçiliğin sıkıntısından kurtulabilmek için kasetlerimizin çıkmasına müsaade ettik. Sanıyorum tam rakamı ben de henüz tam bilemiyorum ama çünkü hazırlık ve çıkış devam ediyor. 25'e yakın bugüne kadar benim tespit edebildiğim 25'e yakın CD, VCD ve kaset çıktı 2 ay içerisinde. Benim adımı taşıyan tabii ki. Bunlar da yine panel standında bulunuyor. Standa gidip ben her gün arayanlar oluyormuş geceleri ama ben her akşam oraya uğramıyorum. Yoğunluk vardır. İfade ettiğim gibi cumartesi, cuma akşamı, cumartesi akşamı, pazar akşamları bu haftanın son günleri sürekli orada olacağım inşallah. Efendim programın daha sonuna geldik çünkü akşam dinleneceğiz. Yarın sabah erkende saat 3'te programımız var televizyonda. Sizden temennimiz, ricamız lütfen o mübarek güzel dualarınızla lütfen bizleri mahrum etmeyiniz. Dua ile inşallah bereketle, duanın bereketiyle yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim hepimize mağfiret etsin inşallah. Ben kendi adıma, sevgili Halilullah adına güzellikler, merhamet, rahmet, şefkat sizinle olsun diyorum. Lütfen birbirimize temiz ağızlarla dua edelim. Mevlam hepimize mağfiret etsin. Allah bütün hastalara ya Rabbi şifa nasip etsin. Mevlam bütün dertlilere deva nasip etsin. Borcu olanlara borçlarını eda nasip etsin diyorum ve bizi dinleyen özellikle zengin kardeşlerimize, imkanı olanlara söylüyorum. Etrafınızı görün lütfen. Burada tabii ben yaptığım bazı yardımları söylemeyi hiç düşünmüyorum. Bu benimle, bizim ailemizle, Rabbimiz arasında bir şey. Ama şunu söyleyeyim, bakınız inanınız ki o kadar insanlar geliyorlar ki ekmeğe muhtaç bu Ramazan ayında. Sadece bir delikanlıyı söyleyeyim bugün için. Ben Diyanet'teydim, yanıma geldi. Ya mahcubiyetinden derdini de anlatamıyor. Biz konuşurduk onu tabii. Bilmem hangi semtten Eskişehir yolundaki Diyanet'e kadar yürüyerek gelmiş. Herhalde en azından bile 15 kilometre. Halimden de belli ki yalan söylemiyor. Doğru halimden belli. Çünkü otobüse binecek parası yoktur. Bizler belki gıda yardımı yapmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince yetebildiğimiz yere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Ama çok insan var böyle. Ne olur etrafınızı görün Allah rızası için. Zengin kardeşlerime diyorum. Zekatı verirken şuraya vereyim de veriyorsunuz bazen. Bir yerlere veriyorsunuz. Belli bir hizmet grubuna mensup olabilirsiniz. Hani gelin aileden çıkmasın anlayışı var. Kız aileden çıkmasın anlayışı yakına. Bu eyvallah mutluluktur. Bir şey demiyoruz. Ama hiçbir yere mensup olmayan, gönlü yaralı, çocuğu aç olan binlerce insan var. Allah için onları da düşünün ne olur. Gıda paketleri yapınız. 30 milyonluk, 20 milyonluk, 40 milyonluk gidin. İkişer, üçer tane yapın. Gerçekten muhtaç olanlar var. Onları bulun, verin onlara. Allah'ın kullarına merhamet edin ki Rabbim de sana merhamet etsin. Bu kış ayında, mübarek Ramazan'da sofrasında çorba bulunmayan insanlar var. Sizin de çocuklarınız var. Düşünün onları. Mutlaka bunları burada söylemek gerekmiyor ki. Nice aile var ki bir 10 milyonlar için çok önemli. Bunları lütfen düşününüz. Siz de zaten düşünüyorsunuz ama düşünmeyen de çok maalesef. İmkanları çok olup da bunları hiç aklına getirmeyen çok insan var. Her şeyin hesabı verilecek. O malın da hesabı verilecek. Zekatınızı veriyorsunuzdur belki. Ama gidecek yere verin. Göndereyim de harcasınlar. Niye? Sen harca. Sen ara. Sen bul.
Bugünler hava sıcak biraz ama günler soğuyor. Zekatlarınızın bir kısmını yakacağa verebilirsiniz. Gıdaya verebilirsiniz. Alırsınız, kömür ihtiyacı olan, gerçek manada kömür ihtiyacı olanlara verirsiniz. Evet, belediyeler yardım yapıyor. Devlet gücü yetince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama insanların gücü bazen bunlardan daha fazla olabilir. Evet. Bunu da söyleme ihtiyacını hissettim. Çünkü bu da bir dert, işin yükünün bir tarafı. Efendim, lütfen dualarınızı esirgemeyiniz. Biz sizleri Allah için seviyoruz. Sizden de ricamız, duanızı bir tarafçığına bizleri de yerleştirirseniz seviniriz. Allah sizinle olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.